Midilli Adası'na gelince bir salata tiryakisi olarak ilk yemek istediğimiz şey tabii ki Yunan salatası oldu. Yani horiyatiki. Yanında peki ne yedik? Yediğimiz şeyler tanıdık mıydı? Hadi gelin beraber izleyelim. Şimdi biz Şişman'a geldik, değil mi? Valla Şişman'a geldik de Evet, biz Şişman Şişman'a şişmanlamaya kaç geldik. kilo Yani alıyor? İzmir'deyken dikkat ederken burada biraz şişmanlayalım dedik. Yemeklerinin güzel, bol hacimli olduğunu duyduk ama bir türlü vakti gelmeden açmıyorlar sofraları, değil mi? Evet evet. Yani Evet. inatla oturtmuyorlar. Kaçta açılacak dediler? 7-7,5 dediler. 7 7 7 7 buçuk buçuk. dediler. Peki, Demişler yani. evet. Saat Şişmanın 4. menüsü sizi şaşırtmayacak. Şimdi göstereceğim. Gösterelim. Tamam. Bakın. Buradan geldik. Bakın, İzimiz, Şişman. Neler diyor? Yunan salatası, deniz tarağı, fava, kabak kızartma. Hiç yabancı değil, değil mi bu yemekler size? Sardalya, çipura, barbunya. Sahanda yumurtalı, Evet. zeytinyağlı peynir. Calamari. Evet. Bir de Margoni. oturup yiyebilsek, değil mi? Bunun ismi de bizi etkiledi. Ne Evet. diyorsun Hasan? Tizimiz. Tizimizi kaybetmeyin. Evet, dizimizi kaybetmeyin. Birçok yere gidip geldik. Ve sonunda yine burada karar kıldık. Çünkü hakikaten ortam güzel, deniz güzel, manzarası güzel. Menüde de biz bugün balık, aslında balığı yarın yemek istiyorduk ama mesela bir kabak kızartması meşhur diye biliyordum ama yok dediler. Siz adına bakmayın, sisman. Sizi sismanlatmamak için elinden geleni yapıyor, hiç yemek bile vermiyor yani. Yok, aslında biz bunu daha önce duyduk Yunanistan'da. Hani bir açılma saatleri var, onu bozmak istemiyorlar. Biz de biranın yanına bir bira söyledik. Patates kızartması, tabii Grek salata, Yunan salatası söyledik. Balık olarak da hamsi söyledik. Bakalım gelecek mi? Evet, biz Midilli'de hamsiyi tercih ettik. Çünkü şeyi, diğer o meşhur balıkları yarına saklıyoruz. Ama güzel yapmışlar, değil mi? Zaten bir balık adası. Evet. Balık konusunda hakikaten iyiler. Evet. Salata konusunda da. Biz çok acıktık ve salatayı o güzel görüntüsüyle çekemedik. Maalesef. Çok acıkınca böyle parçalanmış halini gördünüz. Ama güzel, çok lezzetli. Patatesler de öyle. Sabah hatırlıyorsanız Evet, burası bomboştu. siestadan uyandı. O boş sokaklara şimdi bir bakalım. Dönem şairi Safo. Tabi burada heykelin yanı sıra bir otel isminde de yaşıyor, değil mi? Seviliyor Safo. Evet, seviliyor En eski şimdi. şiir. Biraz sonra Safo hakkında küçük bir bilgilendirme ve şiirini göreceksiniz. Evet. Az sonra. Evet.
Tanrılara eştir o benim için. Dizinin dibinde oturan erkek, duyabilen senin yanı başında tatlı sesini, büyüleyici gülümseyişini. Hoplatır evet böylesi yüreğimi. Görür görmez yüzünü çıkmaz olur sesim soluğum, dilim tutulur. Birden her yanımı bir alevdir sarar inceden ince. Kulaklarım uğurlar, hiçbir şeyi görmez gözlerim. Bir ter boşanır üstümden, titrerim. Tüm bedenimle ölecekmişçesine yemyeşil olurum çimenlerden de. Yeşil agalis, her şeye katlanabilmeli oysa. Azra Erhat ve Cengiz Bektaş'ın 1978 yılında Cem Yayınları'ndan çıkan Safa Üzerine Konuşmalar Şiir Çivileri adlı kitabında yer alan bu şiirin yazan antik Yunan kadın şairi Safo, özgürlüğe olan inancı ve daha çok kadınlara ithafen yazdığı lirik şiirlerle tanınır. Safo, erkek egemen düzene karşı çıkar. Bu karşı çıkışta genç kızları şiirle, müzikle eğitmeyi de vazife sayar. Aristokrat bir aileden gelen Safo, M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda yaşadığı Midilli Lesbos adasıyla anılır. Çağdaşı Alkolüs de aynı adada yaşamıştır. About your place because we were in there last day we stay Katerina's hotel. It was very nice. What do you take? What do you say about Middle East tourism? Middle East tourism. This year. This yes, year. This we year. Had a lot of. Visitors this year. Yeah. The amount of tourists increased a lot. They were from many countries, mostly from Turkey though. Mostly Turkey. Mostly yeah. Turkey, but we had many. The thing that is more in my head is that even Greek people comes through Turkey to Mytilene. Yeah, Mytilene. Because it's cheaper to take the road than just come with airplane or a boat. That's it, pretty much. Yes, yes, yes. Turkey same, but Turkey is a very expensive country now for us, for everybody. But do you like Turkish tourists? Yes. 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 And I believe that Turks and Greeks speaking different language, but they are similar. But same nation, because we are same culture, spiritual, everything is same. Greekish and Turkish people. There are differences depending on where you come from. Yeah. There are differences. Yes. Even Greece, there are differences. From Mytilene is different from other parts of Greece. Yes, yes, I believe. So for example, we are coming from Izmir, Smyrna. That's why yes. It's not much different. I believe when you're on the border or in Istanbul, yes. It's more closer to Europe. Yes. When yes. you go more inside, yes, it's different. Yeah. Greece same. Yes. Greece same. Yes. Greece same. For example, maybe Kavala, maybe Ionia, Yania. Fred, where is your wife from? It's different. So, for example, Crete? Yes. Crete? Way different. My yes. wife from Crete. Yes. Yes. It's way different. Yes. Yes. They are more close too. They are more not that open mind, especially on the earth. Yes. We believe the all of people, all of world is same friendship yes. and peace.
And, well, of course. Yes, we want to always peace. Huh? Exactly. And last, you want to say about me, us? You are lovely. Thank you. Thank you so much. I feel lovely. And now speak Turkish. Ve biz şunu söylüyoruz. Tarla Rum sizin eviniz. Tarla Rum is your home. Evet. Okay. Peki. Evet. İzimizi kaybetmeyen izleyiciler için tavsiye ediyoruz. Gerçekten evimizde hissettik.